İyi akşamlar hacılar. Bugün kankamız Gökhan'la yayına başladık. Ne yapıyoruz? Bugünkü yayınımızın konusu ne? Gökhan Bey? Bugünkü yayının konusu bir sonraki peşte gelecek gear'lar ve bunların nasıl yükseltilebileceği. Yani item level 555'ten sonra ne yapacağımıza dair. Ve Yon kıtasını denilen kıtanın geleceğini ne yapacağız yani? Yani sudan düşmüş çıkmış balığa dönmemek için. Bir an önce bilgilendirme yayını yapalım dedik. Hem de bunu video olarak kaydedelim. YouTube'da da dursun. İzleyen olursa yararlanır diye düşündüm. Şimdi yayında ne yapacağımızı ben bir anlatayım. Yon kıtasının başlangıcında ne yapacağız? Set olarak ne gelecek? Sorrel seti aldıktan sonra artı basma olayı gelecek. Bundan sonra artık polish denilen bir şey yok. Artı sistemi geliyor ve şans oranı geliyor. Ve o seti nasıl toplayacağımızı göstereceğim. Ve hangi dungeonlara gireceğimizi göstereceğim. Artı basmak için de gerekli materyalleri de göstereceğim. Hani ayrıca onu görürsünüz. Hem Gökhan kardeşimizle birlikte bakarız artık ne yapacağız, ne edeceğiz. İlk önce Yorum kıtasının haritadaki yerini göstereyim ben bir. Zaten şu an sahil kısmındayım. Yorum kıtası haber şu an şu Roandel'in hemen aşağısında bu bölge Yorm. Şu an hatta Chaos Gate varmış burada. Chaos Gate de var. Gitmiyoruz yani. Yorm'dan sonra Python denilen kıta açılıyor. Tabi bu Python'u da görmek uzun sürecek. Şu an bizim niyetimiz neresiymiş? Yormuş. Bu arada 555 yani bu Yon kıtasının gelişinden sonra birkaç yenilik daha var. Boss Rush gibi. Bir de Chaos Gate'ler ikiye ayrılıyor abiler. Haritada gördüğünüz gibi. Bir 555'ten önceki Chaos Gate'ler var. Bir de 555'ten sonraki Chaos Gate'ler var. Yani biri düşük item levelli Chaos Gate olarak geçiyor. Öbürü de yüksek item levelli Chaos Gate olarak geçiyor. Şu an bizim Yon tarafı ve Roandel Python taraflarında yüksek item levelli Chaos Gate'ler var. Öbür taraflar yani doğu tarafı düşük item levelli Chaos Gate'ler var. Bunu böylece geçelim abiler. Neredeyiz? Yon burada. Yon'un dışında önemli bir nokta daha var. Burada tabi dungeonları şimdi baştan göstereceğim. Sıfırdan ne yapıldığını ne edildiğini dair de. Bir de onun dışında dipnot olarak kısa bir not geçeyim. Burada bir tane önemli bir adamız var. Gemiciler için gösteriyorum bunu. Burada bir tane Age of Harpness denilen bir ada var. Bu ada günlük görev olarak direkt ilk günden bunu başlayın abiler. Niye diyeceksiniz? Bu adanın günlük görevini yaparsanız belli bir eponadan sonra yani günlük görev eponasından sonra size Dragon denilen gemi veriyor arkadaşlar. Yani Dragon da oyunda şu an hani geliştirme açısından item level 5 olarak geliyor değil mi Gökhan? Aynen. 5 level olarak geliyor. Yani Ghost Ship'ten bir tık önce gemi diyelim. Yani almanızda fayda var. Şimdi harita olarak neredeyiz? Harita olarak Land of Beginning'deyiz. Yani sahil kısmındayız. Ve bu yoğun kıtasına ayak basmanız sıkıntı değil. İlal büyükler. Yon kıtasına ayak basmanız sıkıntı değil. Eyvallah ama 545 item leveli olmanız lazım abiler. Buradan direkt başlıyorsunuz. Ben Hollow Knight'le oynuyorum bu arada main karakterim. Main DPS karakterim değil mi Gökhan'cığım? Main DPS karakterim. Buradan başlıyorsunuz abi. Şurada bir tane mavi dünya görevi var. Onu yaptıktan sonra şu map'i size dolayısıyla gezdirtiyor. Buradan normal sarı görevleri yapmanızda fayda var. Şimdi diyeceksiniz buranın Nil sarı görevlerini yapalım. Gökhan abiye de çok selam. Sana da selam söylüyor aracı. Aleykümselam. Buranın yapmanın ne faydası var? Bu Yon kıtasının Adventure Book'unu bir açalım. Tabi bunu Türkçeleştirmiş. Yon kıtasının şöyle bir güzelliği var. 100 potunu geçtim. Şurada Grow Potion veriyor. Yani Vitality veriyor. Gravity. Onun dışında bunlar da artı basma Sunstone. Onu da anlatacağım detaylı. Şurada abicim %60'da Romantic Weapon denilen bir tane müzik var. Bu Yon kıtasının en önemli ödüllerinden biri. Bana sorarsanız diyeceksiniz ne? Bu saatten sonra item level 1350'ye kadar sizin bu kıtada işiniz var. Yani item level 1350'ye kadar 600'den başlayıp 1350'ye kadar sizin bu kıtada işiniz olduğu için ve Chaos Engine'a bu kıtada gireceğiniz için ne oluyor abi? Çantayı açalım. Şöyle gold map'leriniz düşüyor. Bu gold map'leriniz 600 item level doğal olarak. Doğal olarak bu item 600 item level ne olacak? Yoğun kıtasını açacaksın değil mi? Ne oluyor abi? Bak yoğun kıtasında bunu açacaksın. Ve bunlar
Müzik olarak ne istiyor abiler? Buranın istiyor. Romantic Weapon istiyor. Gördüğünüz gibi yazıda. Romantic Weapon istiyorum ben de. Romantic Weapon olmadan bu müzik, bu şeyleri, gold mapleri hiçbir türlü açamazsınız. Ama materyalleri açarsınız. Onu söyleyeyim. Maviler 600, morlar 700, turuncular 800 item level'e kadar çıkıyor. Ha diyeceksiniz şimdi Ruslar 725'e kadar getirip durdurabilir mi? Durdurabilir. Onu ben size söyleyeyim. Olay böyle abiler. Bu ilk haritayı temizledikten sonra ikinci haritaya geçiyoruz. Land of Beginning'i temizledikten sonra. Ne yapıyoruz abi? Great Castle. Bizim ana olarak takılacağımız harita bu. 600 item level'den 1350 item level'e kadar bu haritada takılacağız. Şimdi buraya bir geçelim. Bir tanıtayım ben yavaştan. Ne var ne yok burada diye. Hani nerede ne yapacağınızı bir iyice ezberlersiniz. Zaten herkes, bizim Türk oyuncuları biraz uyanık. Değil mi Gökhan'cığım? Uyanık. Çözerler saniyede ama hani görün edin ne yapacağımızı, sistemimizi. Bu kale kısmında, hani her şehrin bir kalesi var. Bu kale kısmında dungeon yok abiler. Onu da söyleyeyim. Herkesin kale kısmında da zaten dungeon olmaz. Bu kale kısmında dungeon yok. Siz 545 olarak buraya geldiniz. İtem leveliniz 545. Direkt burada bir 600'lük item level alamıyorsunuz. Bu taraftan haritanın en üst köşesinden başladım ben. Şurada aşağıda yine NPC'ler var. Aşağıda NPC kısımları var. Şurada başka bir yere, sonraki haritaya geçiş kısmı var. Şurada Black Emerald Workshop'a çıkış var. Normal buradan ilerliyoruz. Potçusu, motçusu, petçisi, metçisi zaten burada var. Burası cüceler şehir kıtası olarak da geçiyor abi. Bu cüceler doğal olarak her oyunda ne yaparlar? Demircilik yaparlar. Etrafta onun için hep sıcak materyaller var, şeyler var. Şimdi abiler geldik. Burası normal kaos kedimiz. Kaos kedimiz artık bu saatten sonra T3 olacak. T3 normal. Yine 545'ten başlıyor. Pardon. 545'ten başlıyor. T3'ün birincisi. İkincisi 680 item level istiyor. Üçüncüsü 775 item level istiyor. Dördüncüsü item level 860 istiyor abiler. T3'ten sonrası yok zaten Chaos Gate'de. Yani onu aklınıza sokun. T3'ten sonrası şu an oyunda yok. Şu zaten son yaptıkları yer. Forgotten Scars denilen bir yer. Chaos Gate'in son yeri. İtem level'de 860 istiyor. Chaos Gate'imiz böyle. Chaos Gate'in hemen sağ çaprazında Antares Dungeon denilen bir dungeon'ımız var. Bunu daha önceki yayınlarımı izlemişsiniz, görmüşsünüzdür. Ama yeniden gösteriyorum. Bu Antares Dungeon şu an ben tıklayamıyorum. Çünkü item level 725 olmam lazım. Şu anda bu bizim karakterimiz 682 item level'i var. Ve üstünde kalsın, buradaki yaptığım set var. O seti de tekrar parça parça göstereceğim nereden alacağınızı. Bu bizim Antares Dungeon'ımız. Bu Antares Dungeon'ı Rusya'ya getirecekler mi? Emin değiliz değil mi Gökhan? Emin değiliz yani şu an. Yani belki de 725'e kadar yani sabitlerler, sonra getirirler. Ya aynen. Benim de düşüncem öyle. Son olarak aşağı doğru iniyoruz. Burada yeni getirdikleri dungeon var. Sualtı dungeon'ı var Kore'de. Şu an bu Rusya'da da yok. Zaten buraya, buna da muhtemelen göstermeyecek. İtem levelimiz yetmediği için. Buna da 860 civarı falan istiyor. Hemen sağ tarafa gidiyoruz. Antares Dungeon'dan sonra bu dungeon'ı getirdiler abiler. Dungeon ya da raid olarak geçiyor ama Abyss Raid de olarak geçiyor Koreliler. Bu taşına tıklıyoruz. Abyss Raid. Burada iki tane boss'umuz var. İtem level 800 olmanız lazım. İtem level 800 olmazsanız bu boss'a giremezsiniz. 763 item level'den başlıyormuş bunun seti. Buna 8 kişi olarak giriyorsunuz. 2'şer parti olarak. Bu Majestic denilen boss'a. Majestic'ten sonra Kaister denilen boss'umuz var. Bu da 16 kişilik bir boss. Toplamda 4 parti olarak giriyorsunuz. 4'er kişilik olarak. İtem level'i de 1391'den, item level'i de 915'ten başlıyor. Bunun da setini yapması biraz sıkıntı. Artık Allah kolaylık versin. Ondan sonra raid kısımlarına gelirsek. Şurada zaten raid bayraklarınızı gördünüz. Raid bayrakları, haftalık raid serimiz burası. Haftalık raid 1. Normal şu an Rusya'daki olduğu gibi. Haftalık raid 2. Haftalık raid 2'de 3'er boss alanında 4 tane boss seçeneği var. Bunların ödülleri yine artı basma materyali. Şimdi artı basma materyalını bu ufaktan girelim. Artı basmanın her artı basışınıza Umarium, Galactocum, yeni, ben buna yeni şey diyoruz, Shredded Breaker denilen şey, yani yeni akrazyum, yeni akrazyum bu abiler. Bir de yine gold düşüyor bu haftada grade 2'den yine. Yine Abyss'ten de alabilirsiniz buradan. Bir şimdi geçelim normal raid kısmına. Normal raid kısmına T3
TR2, TR3, TR4, TR5, şu an Rusya'daki olan TR5 ve TR6 var. TR6 da TR5'i temizledikten sonra TR6'ya geçebilirsiniz. TR7 ne istiyormuş? TR2 7 de 682'den 775. Yani 775 item leveliniz olması lazım buraya geçmeniz için TR7'ye. TR8 de 1170 istiyormuş. O da son getirdikleri yer. Ondan sonra geçelim abiler. Şimdi burada küp müp işte diğer good haritası nerede dersiniz? Şu hemen şurada aşağıda iniyorsunuz ve PvP yeri de burada. Aşağı inelim abiler. PvP yerimiz normal küp yerimiz. Şimdi burada gelecek güncellemenin bugünkü notlarında yazan şeyi gösteriyorum size. Gelecek güncellemenin gelen notlarında Boss Rush denilen yani Corridors of Trias denilen bir yer gösterdiler bize. Buraya girişiniz item level 400'müş abiler. Burayın her geçişinde size bir tane burada verdiği puanı gösteriyor. Toplamda 15 ya da 16 tane boss geliyor içeride. İsminden anlaşılacağı gibi Boss Rush. Bosslar geliyor. 15-16 boss kesince bu token alıyorsunuz. Antares Join denilen bir token alıyorsunuz. Bu token ne işe yarıyor? Şimdi onu göstereyim. Şu an gelecek güncellemede ne işe yaradığını göstereyim. Şurada hemen yanında bir tane NPC var. Bu NPC'ye geliyorsunuz. Corridors of Trias. Yani demin ki aldığımız Antares Join tokenlarla buradan bunları alıyorsun. Ama önemli olan ne? Abi önemli olan Sealbook. Bunlar Class Sealbook'ları veriyorlar. Buradaki gördüğünüz Class Sealbook'larını falan alabiliyorsunuz abiler. Oradan geçelim. Neyim var? Senior Summoner. Mesela Summoner'ın ikinci kitabı abi. Senior Summoner. Ne istiyormuş? 700 istiyormuş. Senior Summoner da epey istiyor sanırım. Empress Graver, Median Research, Rating Inspiration, Obsection Stamp 1. Burada Perfect Inflation Stamp 1 diye bir kitap var. Bu Demonic'in kitabı. Demonic'in ikinci kitabı. Bunu herkes Demonic'te direkt zaten bunu kullanıyorlar. Yine bu Boss Rush'tan alınabiliyor. Yani demek senin Boss Rush yapıp buradan NPC'den Join'lerle takas yapıyorsunuz. Onun dışında şu tarafta Guild Map'i var. Guild Vendor'u var. Tamir yeri var, şey var. Bu alt kat abiler. Bu alt kattan çıkalım. Yani PvP ve diğer küp müb yerlerini buraya almışlar. Sen raid'den çıktın mı Gökhan'cığım? Çıktım da oradayım. Çıktım. Bir tane daha burada ışınlanma yeri var. Şimdi gelelim önemli olan yerlere. Şimdi abiler şu aşağısını zaten tanıdık olarak biliyorsunuz. Bunlar Everest Stone basma yeri. Seal Expert yani bu yüze seal efekti basma. Change Polish. Polish Equipment. Bunlarla işiniz bitiyor abiler bu kıtadan sonra. 545'ten sonra bunlarla işiniz tamamen bitiyor. Sizin işiniz artık işiniz gücünüz polish denilen efekt kalktığı için 545'ten sonra ve runlar yok. Bu arada üzerindeki setin hiçbir set efekti yok abiler. Bu buradaki yaptığınız dungeon setinin hiçbir set efekti yok. Gördüğünüz gibi hiçbir set efekti yok. Rusya'da getirirler mi? Şu an kararsızlar. Getireceklerini düşünmüyorum. Yani şu an yapacağınız dungeon yani buradaki 600 item level setin hiçbir set efekti yok. Tekrar ediyorum. Şimdi abiler buraya geliyorsunuz. Bu arkadaşın bu artı basma. Bu saatten sonra bu arkadaşla ilgileneceksiniz. Bu artı basma olayına gelince en düşük item levelimiz ne? Bu. Bu artı basma olayına ilk önce şöyle boş bir kesim var. Bu çekice benzer kesim sunstone koyma yeri. Yani biz bu çekice ilk önce sunstone yüklüyoruz. Grove'a basıp sunstone'ımızı yüklüyoruz abiler. Yükledik. Ulaş ben geliyorum. Şu GVG olayını bir konuşayım da. Tamam. Hemen geleceğim. Sunstone'ımızı basıyoruz abiler. Bastık. %100 oldu. Ondan sonra bizden ne istiyor? Bu artı 8'den artı 9'a basma yeri. Ne istiyormuş abi? 32 tane galaktikum istiyormuş. 4 tane de yeni arkazum istiyormuş. Gold'umuz olmadığı için basamıyoruz. Ama bu saatten sonra şans oranına giriyor. Şimdi şöyle bir olay var bu artı basma olayında. Size her set basışınıza, artı basışınıza işte ne veriyormuş? 9'a basarsan HP potansiyeli veriyormuş. STR 9 veriyormuş, 32 veriyormuş. Bunda şöyle bir olay var. Artı 1'den artı 2'ye kadar yanmadan geçiyor. Artı 2'den sonra şans oranı başlıyor. Artı 3'den artı 5, 6'ya kadar yanmadan geçiyor. Artı 6'dan sonra şans oranı geçiyor. Şu an bunların hepsinin şu an şans oranı var. Benim üzerindeki mesela silah artı 11, artı 12'ye geçirmem lazım. Ne yapıyorum? Yine sunstone'ımı yüklüyorum abiler. Sunstone'ımı yükledim.
Bu sefer burada umaryum istiyormuş. 60 tane umaryum istiyor. 8 tane yeni akrazyum istiyor. 2441 gold istiyor bu arada. 2400 sunstone istiyor abi. Bizim bunu artı basabilmemiz için. Artı 11'den 12'ye de %35 gibi bir şans oranı var. Onu daha söyleyeyim ben tekrardan. Önemli bir nokta da silahınızı artı 10'a basarsanız silahınızı. Biraz daha yaklaşayım. Şu avatarı da kaldırayım. Silah avatarını kaldırayım. Silahınızı artı 10'a basarsanız haber. Silahınız yeşilleniyor. Artı 15'e basarsanız açık mavi yanıyor. Şu an artı 10'a basılışta yeşilleniyor. En iyi bu efekt olarak şeyde gözüküyor. Infighter'da falan gözüküyor. Onu da söyleyeyim. Bu ilk kısım böyle. Burada takılacağınız kesimler buralar. Yukarı tarafta zaten şeyler var. Rune da yok bundan sonraki setlerde. 600 setinde rune yok. Onu da göstereyim. Şu an set olarak da rune yok. Ve alt aranında Great Level Experiences denilen bir kesim var. Orası sizin Sunstone yüklediniz mi orası %100 gözüküyor. Bakın mesela %100 gözüküyor. Alttaki sarı barı görürseniz. Onun dışında bir set efekti yok. Yine tekrar demiştim. Şimdi ne yapıyoruz? Buradan sonra ilerliyoruz abiler. Buradan sonra ne yapacağız? Great Castle'dan sonra Official Garden. Official Garden'a geldik mi yine sarı görevleri devam ediyoruz. Burada yine bir dungeon yok. Official Garden'ı yaptıktan sonra, temizledikten sonra Black Anvil Workshop'a gidiyoruz. Black Anvil Workshop'ta ilk set parçamızı alacağımız dungeon var. Işınlanalım abi kapısına bir gidelim. Bakalım ne var ne yok diye. Hala evet devam ediyor bu arada Kore'de. Yeni karakter tasarımları, yeni avatar tasarımları var. Onunla ilgili event devam ediyor. Abiler ilk set parçamızı da alacağımız yer geldik. Seviyoruz bu oyunu aynen. İlk şeyimizi alacağımız yere geldik abiler. Ne var burada? Bu ilk dungeon. Bu ilk dungeon'ın ismi A Wonderful Brewery. İçeride içiyorsunuz. Halüsinasyon görüyorsunuz. Tavuk görüyorsunuz etrafı. Buradan abiler ilk set parçanız neymiş? Abi şu omuzluk. Shoulder of Great Store dediğinden omuzluk. Bunu alıp artı basacaksınız tabi bu ara. İlk bu omuzu farm yapacaksınız buradan. Burayı farm yaparken bir de şu takı var. Necklace of Fate bilmem ne diye. Burayı farm yaparken de Sunstone farmlayabilirsiniz. Oyunun güzelliği bu saatten sonra başlıyor. Yani seni Sunstone yönünden kitlemeyebiliyor. Sunstone buradan farmlayabilirsiniz abiler. Yani Sunstone sıkıntı çekerseniz. Onun dışında içeriden labirent bileti düşüyor. Labirent de bir sonraki haritalarda onu da göstereceğim. Oraya niye gittiğimizi. Bunun hard kısmında girebilmen için item level gidiyormuş. Pek gereksiz bir yer. Takı için burayı farmlayabilirsiniz bu arada. Sağ olasın kardeşim. Burayı takı için farmlayabilirsiniz. Ama baktım bu shoulder düşmedi. Yani bu omuzluk düşmedi. Omuzu ne yapacaksınız? Şu içeriden düşen fragmentlarla yanındaki NPC'den gidip omuzu alabilirsiniz. Ne kadar istediğine bakalım abi. Şimdi bu omuzu random atıyor bunlar. Ne yapıyormuş? Shoulder of Grey Story, random Grey Story. Bunu da seçemiyorsun ama bunu da seçebiliyorsun. Hayır yok. Bu ikisi de random atıyor abi. Bildiğin random atıyor. Şu ikisinden de alırsan yani şundan 40 tane biriktirsen de random atıyor. İlk dungeon'ımıza ne yapıyoruz abi? Omuzlu alıyoruz. Burada bu haritada başka dungeon'ımız yok. Burada başka dungeon'ımız olmadığı gibi geçiyoruz Cast Iron Hammer Workshop'a. Bu arada bunlar Türkçe olacak. Onu da söyleyeyim zaten. Yetiştirdik yani birazını ama. Geçtik abiler buradaki dungeon'ımıza. Yine burada bu arada story devam ediyoruz. Yani devam edip görevleri yapıyoruz. Buradaki labirente ilk geldiğinizde giremezsiniz abi. İtem leveli var. Diyor ki sana normal ilk geldiğinizde 3 parça item leveli veriyor. Size 3 tane parça 600'ü veriyor. Onları artı basıp ondan sonra sizi labirent gibi bir dungeon'a sokuyor. Bu labirente en son geleceğiz. Buna hiç uğramıyorum. Burada yine haritayı tamamlıyoruz. Günlük sarı görevleri falan yapıyoruz. Yaptıktan sonra Cast Iron Hammer Shop'tan Land of Epirumit'e gidiyoruz. Land of Epirumit'e gittiğimiz zaman şu labirent yeni geldi bir labirent. Bunda işimiz yok. Şuraya bir işini alalım. Arkof Oman'a gideceğiz biz.
Ark of Oman son map oluyor. Oradan da yine içeriden şey alacağız. Yine set alacağız. İki parça. Toplamda 3 parça setimiz olacak. 3 parça seti sizi tekrar şeye gönderiyor. Normal yine kaleye gönderiyor. Artı basmada 3 kez artı basıyor. İtem levelinizi yükseltmenizi istiyor. Normalde şu an 3 tane dungeon'ı, normal 2 dungeon'ı böyle temizlemiş oluyorsunuz. Geldik abi. Şurada labirent var dediğim gibi. Labirentle işimiz yok. Labirentle işimiz yok. Son dungeon'a geliyoruz. Aa, hoş geldin canım benim. Pazar aldık ya. 4 kişi deneyelim bakalım. Tamam, çok mantıklı. Pazar aldık diyorum. Çok mantıklı. Çok mantıklı. Abiler geldik son dungeon'a. Buradan ilkinden omuzlu almıştık. Buradan da kafalı alıyoruz. Buradan kafalı alıyoruz. Yine item leveli 600. Buna artı basacağız yine. İkinci parçamızı buradan aldık. Burayı yapınca da bir tane dungeon'dan daha silah alacağız abiler. Sanırım bunun içerisinde görevlerim. Ve burada yine yüzük geliyor. Hard'ına baksana oğlum bir. Nasıl? Hard kısmına. Hard hard. Zorluk derecesi var ya. Hard'ında takı veriyor. Bir bak bakayım. Hard'ı belki. 750 item levellen başlıyor. Ha, takı veriyor. Takı veriyor. Yani Hard'ı takı veriyor hoca. Hard'ına... Ben bir de artı basma olayını gösterdin mi gidip Blacksmith'e? Gösterdim. Ha. Demedim oraya hiç konuş. Sen oraya kaçırdın galiba. Senin için dönmem. Tekrar. Abiler buradan ben da kafalı aldık. Görev sırasında bize bir de silah veriyor. Normal silahımızın ismi de bu. Unlighting One Hill Sword bilmem ne diye geçiyor. Normal silahınızı da görevden aldınız. Üçünü aldınız. Şimdi bunlara tekrar sizi şeye gönderiyor. Artı basma yere Great Castle'a gönderiyor. Great Castle'a gidip artı basma cücesinden artı basmanızı istiyor görev olarak. 3 tane artı bastırıp sizi itemlerinizi yükseltmenizi istiyor. Diyeceksiniz olaylar bitiyor mu böyle? Yok bitmiyor. Bu sefer de pantolonu almak için bir dungeon'a gitmeniz lazım. Ama o dungeon burada değil. O dungeon nerede abiler? Onu göstereyim şimdi size. Ana şehre döndük. Tekrar artı basma yerine gönderiyor sizi. Denizde miydi o? Neredeydi? Denizde. Denizde bir gemi şeklinde güzel bir hikayesi olan bir yer var. Yani aynı Ghost Ship'e falan benziyor. Tekrar sizi yine artı basma yerine getiriyor. Tekrar böyle geldik abi. Burada diyor ki size 3 tane diyor artı basıyor üstündeki itemleri. Seni o şey denizdeki dungeon'a sokayım diye. Geldik burada tekrar Volos Tower'a. Geldik. Ondan sonra tekrar sizi gönderdi sahile. Bu arada son olarak o gelecek güncellemelerde bir tane rift var. Diablo'daki rift'e benzer bir mantık var. O rift de geliyormuş. Bu bileklik yaptığımız yer var ya Gökhan. Orası da geliyormuş. Hı-hı. İyiymiş. Orası da geliyormuş. Ben getireceklerini düşünmüyordum oraya ama demek millet sıkılmasın diye getiriyorlarmış. Yani. Şimdi paltonu alacağımız dungeon'a gidiyoruz. Paltonu alacağımız dungeon normal bu yoğun kıtasının hemen dışında. Gemi diye bir dungeon var. Hikayesi de güzel böyle. Biraz zorluk derecesi yüksek. Ghost Ship'e de benziyor dediğim gibi. Geldik buradan yoğun kıtasından. Sahilden çıkıyoruz abiler. Sahilden çıkalım. Ondan sonra paltonu aldıktan sonra bu arada bu dungeonlardan direkt hemen ilk başta item düşmüyor. Yani Rusya'da daha kolay yapacaklarını düşünmüyorum. En az bunları bir 10-15 kez girip düşürmeniz lazım. Şu an Kore'de ilk girişte düşüyor da Rusya'da ilk kolay düşeceğini düşünmüyorum ben abiler. Açık ve net söylüyorum. Geleceğimiz paltonu alacağımız dungeon. Nerede abi? Şurada hemen köşede. Şöyle bakarsınız hemen şurada. Artus denilen bir yer. Basalım abiler gitsin şuraya. Yanında yine NPC'si var. Etraf Ghost Ship kaynıyor ya. Vallahi etraf Ghost Ship kaynıyor, şey kaynıyor. Bizim gemide dandik. Abiler paltonu alacağımız dungeon'a gidelim. Paltolon da şu. Yine 600 item level olarak direkt alıyorsunuz. Yine de buna artı basıyoruz. Artı 2, artı 3. Artı 2'den sonra artı 3'e şans oranı başlıyor. Artı 3'ten artı 5'e kadar sıkıntı yok. %100 geçiyor. 5'ten 6'ya şans oranı var. Yine gold istiyor. Artı 6'dan artı 8'e yine sıkıntı yok. 8'den 9'a basış şans oranı başlıyor. Çok düşük oluyor. Tabi her bu yükseldikçe content şans oranınız düşüyor. Şans oranınızı yükseltmeniz için de şans oranı itemlerini falan basmanız lazım. Onu da yine envanterden göstereceğim size. Bu dungeon'ları tanıttıktan sonra.
Abi buraya da giriyoruz. Buraya bir günde de yapabilirsiniz. Şu anki Rusya'daki evin sayesinde hani şu token biriktiriyorsunuz ya, Yorn token'ı. O tokenlar sayesinde bir günde de bu bütün seti yapabilirsiniz. Birkaç günde de yapabilirsiniz yani. Artık size kalmış. O dungeon'ın ismi de bu. Buradan paltonu alıyorsunuz acılar. Yine sunstone veriyor. Yine paltonu düşmezse bunları takıları şeyleri biriktirerek paltonu almanızı sağlıyor. Yine bir takı veriyor burada. Onu da göstereyim. Bu takıyı aldıktan sonra yine sunstone veriyor. Lupin veriyor. Taş veriyor. Labirent bileti yine veriyor. Labirent bileti önemli. Onun dışında hard modu var bunun. O da item level 790. Buralar güzel. Buralar güzel. Yine takı veriyor. Hard modu da 790 item levelden başlıyormuş. Bunun NPC'si de hemen yanında abiler. Bu dungeon hikayesi güzel. Ben seviyorum yani. Buradan da yine random olmayan şekilde random olarak veriyor bunları. 40-42 bende varmış ya. Geri dönüyoruz abi. Yoğun kıtasına. Dungeon dediğim gibi farmlayacaksın. Ne yaptık abi? Omuzluğu aldık. Kafalığı aldık. Silahı aldık. Paltonluğu da buradan aldık. Ne kaldı abi? Göğüslük ve eldiven kaldı. Göğüslük ve eldiveni nereden alacağımızı göstereyim şimdi ben size. Son olarak. Tabii göğüslükle eldiveni alabilmeniz için item level'i yine yükseltmeniz lazım. Yine artı basmanız lazım. Yani sizden oyun istiyor ki, diyor ki artı bas diyor ki, ondan sonra sana ben bu seti tamamlamana izin vereceğim. Öyle kolay değil. Aslında kolay yani. Haftalık sete göre, şeye göre daha kolay değil mi Gökhan? Yani düşününce. Yani. Oyun aslında 545'ten sonra çok kolay oluyor. Benim düşüncem. Yani öyle git akrazyum biriktir, bilmem ne yap falan, bilmem ne et. Yani gerek yok. Zaten yeni gelecek sınıf da Asesyan sınıfı da direkt size 555 item level biletiyle geliyor. Yani ne olacak? Direkt Yorn'dan başlayacaksınız. Yani o karakteri 2 hafta 3 hafta için hardcore oyuncu 800 yapar yani. Aklınıza bence soru kalmasın. Abiler aldık, son 2 parça setimiz kaldı. Son 2 parça setimize gidelim. Bakalım. Son 2 parça setimizi aldık. Çektik şeyimize. Şimdi bu labirent dediğimiz yer, son 2 parça setimiz labirentten düşüyor. Bu labirentin önemi, labirenti normal bütün Chaos Engine'lara girmemiz lazım. Bu labirent bileti düşüyor çünkü. Labirenti para kaynağı olarak da görebiliriz. Bilet geliyor 555 aynen. Labirenti gold kaynağı olarak görebilirsiniz. Yani gold kasma yeri olarak görebilirsiniz. Diyeceksiniz ya, şimdi onu da göstereceğim ben size. Cast Iron Hammer Workshop denilen bölgede labirentimiz var. Bizim girdiğimiz labirent. Aynı Ruandel gibi bir mantık var. Yine iki tane şey var burada. Labirent var. Biri çok yüksek item level. 900'dan başlıyor item level olarak. Diğeri de 645 mi? 655 civarı falan bir item level istiyordu senden. Şimdi ona gidiyoruz. Son iki parçamız buradan düşüyor. Yalnız burası sıkıntılı bir aracar. Labirent. Bu iki parçayı buradan düşürmek hakikaten çok farm yapmanız gerekiyor. Yani bir tövbe bismillah çekeceksiniz. Çünkü düşmesi zor. Oyun sizi zorluyor. Tamam, alışınlandık abi. Kapısının önünde de devamlı eleman vardır zaten. Labirent yapan burada. Zaten oyunun zaten end kıtası şu an buralar. Python sonradan geldi. Python'da pek fazla takılan yok. Abiler geldik. Son iki parçamız burada. Ne var burada? Göğüslük var. Bir de eldiven var. Yine takı düşüyor buradan. Buradan yalnız 3 tane takı düşüyor abiler. Buradan yalnız 3 tane takı düşüyor. Necklace. Örnek yani küpe düşüyor. Yüzük düşüyor abiler. Yine bir de burada önemli olan para kaynağımız neymiş? Para kaynağımız şu abiler. Antares Dungeon'ın bileti. Ne yapacaksınız? Bunu biriktireceksiniz. Antares Dungeon dediğim gibi Ruslar açacak mı açmayacak mı belli değil. 725 item levelden sonra Antares'e girebileceksiniz. Antares'e girmeniz için de şu biletten lazım size. Antares Nightmare denilen bilet. Bu Rusya'da ilk başta çok pahalı olur. Benden söylemesi. Bunu biriktirin. Ya satın ya satmayın. Action House'da satılabiliyor. Buradan ne yapıyoruz? Göğüslüğümüzü alıyoruz. Her levelimizi alıyoruz. Ne yapıyoruz? Bu ikisini de farmladıktan sonra toplamda 5 setimiz olmuş oluyor. Toplamda şu setimizi yapmış oluyoruz. Set efekti olmayan setimizi yapıyoruz. Şimdi gelelim artı basma materyalını tekrar üzerinden geçeyim ben. Ne var ne yok diye. Şimdi abiler, birinci artı basma materyalimiz bu şimdiki event'ta ne veriyor bize? Yorm parası veriyor. Yorm parasıyla yine Discord'da bakarsınız bir NPC'den
Bu yon parasıyla umaryum alabiliyorsunuz. Görmüşüzdür orada resimde. Bu artı basmak için gerekli olan item. İkincisi galaktikum alabiliyorsunuz. Şu gördüğünüz item. Neymiş abi? Galaktonium diye denen bir item. Bunlar cüceler madenci ya, dediğim gibi bunlar madenci, demirci. Bu materyalleri çıkarıyorlar. Bu materyaller de artı basmanıza yarıyor. İkincisi bu item istiyor. Üçüncüsü sunstone istiyor. Sunstone denilen bir şey istiyor sizden. Buradan gözüküyor mu bakayım? Onu da direkt şöyle gözükür sanırım, değil mi? Aynen, sunstone fragments denilen bir materyal düşüyor. Bunu dungeonlardan farm yapabiliyorsunuz. Bunun sınırı yok. Yani aklınız olsun. Bunun sınırı yok. Şimdi dipnot olarak şöyle bir şey diyeyim. Artık setin alt değerini değiştiremiyorsunuz abi. Setin alt değeri değişmiyor. 600 setin, Gökhan'cığım, bu arada sana da söyleyeyim. Sadece 600'ün mü değişti? 600'den sonra, 600'lük setten sonra setlerin alt değeri değişmiyor. Sabit kalıyor abiler. Sadece takıların alt değeri. Emin misin? Ben onu gold'da değiştiğini görmüştüm ama. Sadece takıların alt değeri değişiyor. Takıların alt değeri değişebilmesi için 600'ün böyle. 700'lük, 800'lük setlerin bakarız yine de değişiklik yapmışlar mı? Takılarını değiştirebilmeniz için de ayetten bir tane materyal istiyor. O da şu an 3 mü 4 golda falan satılıyor. 6 tane falan istiyor. Sadece takıların altları değiştirebiliyor bu saatten sonra. Şurada bir slot daha görüyorsunuz. Bracelet denilen bir slot var. Yani bileklik çıktı oyunda. Rusya'ya getirirler mi onu da şu an şüpheliyiz. Gelir mi gelmez mi ondan da emin değilim. Abiler ne yaptık? Birinci materyalimiz, ikinci materyalimiz, üçüncü materyalimiz sunstone ve yeni akrazyumumuz nerede abiler? Şunlar da yeni akrazyumumuzdur. Böyle 3 boydan başlıyor. Şöyle şuraya koyayım. Bunları birbirinin arasında change yapabiliyorsunuz yalnız. Büyükten küçüğe doğru. Bunlar yeni akrazyumlar abiler. Artı basarken bunları da istiyor artık. Bunlar da cast engine'dan düşüyor. Bütün cast engine'lardan düşüyor. Evet, cast engine'dan düşüyor. Normal engine'dan düşüyor. Yani artık bu saatten sonra cast engine'ların hepsini yapmak zorundasınız. Hani ya ben yapmayayım bilmem ne, öyle bir şey yok. Ne diyeceksiniz? Birincisi sunstone, ikincisi bunlar. Gelelim biletlere abi. Bende 5 tane 720. Bunlar yalnız ana kasaya koyuluyor diye biliyorum. Ana kasaya döneriz. Ortak kasaya. Döneriz mi? Bir denesene. Gelelim şu bilete. Bu 725'lik dungeon'ın bileti. Dediğim gibi 8 kişilik dungeon'ın bileti. Şu bilette evet cast engine bileti normal. Onun dışında burada değişik hafta grade 2. Blaystorm denilen bir yer var. Onun bileti. Labyrinth of Despair'in biletiymiş. Labyrinth of Void'in biletiymiş. Labyrinth of Bright. Ah, bir de bu var. Şimdi gidelim bunların, bu yeni akrazyum çeşitlerin kasaya koyulup koyulmadığını deneyelim, değil mi? Benim yavaş bineğim kaplumbağa ile gidelim, deneyelim abiler. Koyuluyor mu, koyulmuyor mu? Bakalım şu ufanı koyalım. Ortak kasaya geçiyor mu? Geçiyormuş acılar. Yan karakterlerden demek ki kasabiliyorsunuz bunları. Aklınız olsun. Aynen öyle. Ötekiler de konuluyor. Galaktinium'la. Bakalım onları deneyelim. Onlar konulmuyor acım. Konulması lazım. Bildiğin konulmuyor. Galaktinium değil mi? Galaktikum geçiyor. Konuldu. Umarım geçmiyor. Umarım peki. Daha pahalı zaten. Bu itemler bu arada Action Hast'ta satılıyor. Şimdi Action Hast'taki fiyatlarına da bakarız. Bunların fiyatı nedir? Umaryum Galaktikum'dan pahalı zaten, tahmin ettiğim gibi. Aa, geçti lan. Geçiyor. Demin geçmiyordu. Şimdi geçiyor. Şu item Umaryum Galaktikum'dan daha pahalı acaba bu arada. Onu da söyleyeyim. Onun dışında bakmadığımız Sunstone poşetleri var böyle. Bunlar materyal maplerden düşüyor. Artık bunların ismini materyal map diye geçiyor. Şunlar gold map diye geçiyor. Dediğim gibi burayı yaparsınız. Buranın romantic weapon'ı alıp gold map'leri açmanız lazım. Gold map'lerde maviler 600'lük, morlar 700'lük, turuncular 800 item level'e doğru gidiyor. Artık yani derecesine, şeyine göre. Bunlar oyunun zaten hediyesi. Antares token vermiş. Örnex. Bu arada Antares benim setim hazır gibi bir şey. 725 olunca direkt setimi alacağım. Oyun burada event olarak verdi. Silah Antares dungeon setlerini alabilmen için 2 tane tokenınız olması lazım. Bu tokenların tanesi ilk Rusya'da Antares dungeon açık olursa 725 2.5k gold'dan falan gider. Boss'u kestikten sonra açık arttırma oluyor bildiğiniz gibi.
Açık arttırmada bir tanesi 2.5K golda gider diye tahmin ediyorum ben. Ben bütün setimi tamamladım gibi bir şey daha 725 olmadan. Onun dışında gözüme çarpan yine bura neydi? Gidelim abi Action House'a. Action House'daki fiyatlara bakalım. Bu artı basma materyallerin fiyatları nedir, ne yoktur diye. Gidelim abi oradan da ne olacak diye. Onun dışında yine bir Boss Rush'a gireriz. Değil mi? Boss Rush yapalım mı Gökhan Bey? Denersin. Ya Boss Rush yaparız. Göstermiş olur. Bir de bu bileklik yapılan yer. Oranın çevresini Rusya'da nereye getirdiler Rusya'da bilmiyorum ki. Yozun, Yozut diye yazıyor burada. İngilizce anlamı Yozut diye bir yer. Bileklik Rift yaptığımız yeri de göstereyim ben size hayretten. Ama orası sezonluk açılıyor. Şimdi Action House'a gidelim. Şimdi değişiklik olup olmayacağına karşı tam bir bilgim yok. Normalde enchant materyaller yani artı basma materyalleri şurada gördüğünüz gibi Action House'da satılıyor. Galactic'ın 2 gold'dan satılıyormuş. Umarium 5 gold'dan satılıyormuş. Bir de ayrıca bu ikisinin item bu materyaller ve şu yeni akrazyumlar materyal map'lerden çıkıyor dediğim gibi. Materyal map'leri farmlarsanız topluca farmlamanız lazım 4 kişi olarak. Bu kutuları alıp Action House'da satıp gold kaynağı yapabilirsiniz. Sunstone'lar da aynı şekilde materyal map'leri farmlayıp aynı şekilde yapabiliyorsunuz. Yani birinde ne kadar çok materyal map varsa düşüyor yani. Günlük bir tane akrazyum düşme derdi gibi şeyiniz yok artık. Sınırsız düşüyor. Şu poşetleri de yine Sunstone poşetlerini yine Action House'da satabiliyorsunuz. Burada en pahalı şeyler mesela şu yeni akrazyum en son akrazyumlar pahalımış. En son akrazyum bu mesela 255 koltmuş. Öyle gidiyorlar. Şimdi gelelim bu kısma. Bu kısım nedir abi? Ben şimdi size bir anlatayım. Bu kısım artı basarken sizin artı şansınızı yükseltmeye yarıyor. Bu nedir abi? En düşüğü bu The Bread of Earth denilen materyal. Bu yine materyal map'ten düşüyor. Bu aklınızda olsun. Yine eventlerden de verebiliyor. Yine bu şu anki Rusya'daki eventle yoğun parasıyla bunu alabiliyorsunuz. The Bread of Earth denilen materyali. Bu şansınızı en düşük şekilde arttırıyor bu şansınızı. Bunun bir üstü Bread of Lava. Bu da 29 gold'dan giriyormuş. Bu da %6'lara falan denk geliyor şans oranınızı arttırmakta. Şu arkadaşta 425 gold'luk olan arkadaşımızda %12 şans oranınızı arttırıyor. Yani şans oranınız %50 ise bir artı basmakta %12 %62'ye falan getiriyor. Şimdi gidelim artı basma yerine. Golden Bane'im yok. Üçünü birden kullanabiliyoruz mu? Üçünü birden de aynı anda kullanabiliyorsun. Aslında bir şey yapsam gece kaçmış. Denesene onu. Ya abi Golden yok ya. Dene hayır sadece göstermek için. Şimdi o menüyü göstereyim. Golden olmadığı için. Abi ne yaptık? Şeyimizi yüklüyoruz. Yine Sunstone'umuzu yükledik. Sunstone'umuzu yükledikten sonra yüklemiyorum ben burada bu arada. Bak şu altta Effect Transformation var. Görüyor musun? Nerede? Altta. Alta gel. En alta in. Equipment. Heh ona gel. Tıkla bir tane. Rollayabiliyorsun işte. Neyi rolluyorsun? Gel bir daha Effect Transformation'a. Tıklayayım mı iteme? İteme tıkla bir tane. Tıkladım abi zaten. Şu 9'dan bir tanesini seç şimdi. Seç onu. Abi bu başka... Tamam. Gold'u mu gidiyor? Basmam da. Ha, tamam bu işte şey rollama işte. Bu Punisher'ı... Rollayabiliyorsun. Abi cooldown şey değil mi abi bu? Gözünü seveyim. Agetis hayır ya yok artı bastıkça açılıyor ya oralar. Ha, yok, onları o, istediğin şekilde rolluyorsun. Şey, ben agility kritikten bahsediyorum ya. Ha onlar mı rollanmıyor? Onlar rollanmıyor ben ondan bahsediyorum. Şuna abi. Equipment suspension var ya. Bu ne işe yarıyor biliyor musun? Station. Normalde başka bir mater şey set olursa üzerinden bunun üzerindeki artını ona geçiriyorsun. Mesela bu artı 11'i bir sonraki sete artı 5 olarak geçirebiliyorsun. Nasıl ilgi crit rollenmez ya? Bir map şey, açsana bakayım bir. Sadece şeyden çık buradan mı? Sadece takıları rollayabiliyorsun hocam. Nerede o rollama yeri? Normal. Change stats diyor baksana. Gel ona. Merak et. Gidelim. Aynen. Git bakayım. Çok saçma olur yani itemleri. Bak normal bir önceki haftalık setim rolleniyor. Takılar rolleniyor. Dediğim gibi yine bunlar Allah istiyor. Allah. Fragment of Longing denilen bir tane materyal istiyor. Bu da 3 gold'a 4 gold'a geliyor Gökhan. Tamam hacı?
Altışar tane mi? Aynen 6 tanesi. Yani E zaman ne yapacaksın o zaman? Bütün sette iki kritik gelene kadar ya da istediğin bir şey gelene kadar ha işte farmlayacak mısın? ha ya bu 4 gold'tan düşün hacı. 6 çarpı 4 24 gold. Ya Başka bir şey olmasın o ya. Çıksana buradan bir. çıkıyor Başka hacı. map'te başka bir şey var mı? Yok, en son map burası zaten hacı. Hayır, tam bu map'te diyorum. Ya Dur buranın bakayım neler var. şerol demesi bu kadar hacı. Kazık kazık ben sana söyleyeyim. Burası şu an Bakıyorum şu an. kazık. Burası şu an kazık. Bir gideyim küp deneyeyim İlginç. de. Hacı küp event'i var. Oradan bir gold alırsam şu artı basma şans oranını da göstereyim. Tamam. Gideyim bir küpe gireyim. Sen biraz takıl. Benim çocukların raidleri varmış. Onları takıl. Şey Tamam. yapayım. Gelirim. Gecenin bir üçünde bakayım bulacağız mı şey. Geldik biz 500'lük küpe geldik. Normalde 700'lük küp de var böyle abiler. Onun item level'i 700'den başlıyor. Bizim gördüğümüz 500. Bak arkadaş artı 15'e basmış bu arada. Bakayım varlık. Aynen artı 16'ya basmış herif. Artı 16'ya basınca açık mavi yanıyor silahınız. Artı 10'a basınca dediğim gibi yeşil yanıyor. Bu ne kasmış? Barricade level 3, intrizm bilmem ne. Agility kasmış, kritik kasmış. Klasik yani. Bakayım sıra gelecek mi ama saat 2.45. Sıra gelmezse yine bir yenilik olan bir yer daha göstereceğim ben size. Oyuna Rift denilen bir mantık geliyor. Ona da şu müzikle gidiyorsunuz. Yine bu Yon kıtasında bir görev var, mor görev. Mor görevi yaptıktan sonra A Song of Welcome denilen bir yer var. Gidelim hatta buraya. Rift mantığı nedir? Diablo oynamış arkadaşlar bilir. Bir map'i bitirince öbür map'i atıyor size. O map'i bitirince temizleyince öbür map'i atıyor. Yani temizledikçe mobları. Bu arada sıra geldi. Gelmez dedim geldi. Dur bakayım oraya yetişene kadar süresi geçer mi? Neyse sıkıntı yok ya geri gelirim ya. Abiler buranın ismi Yozmut diye geçiyor. Biz bu Türkçe çevirisinde artık burayı ne yaparız bilmiyorum da düşünmemiz lazım. Yozmut dediğimiz yer burası yeni Rift kısmı. Yeni geldi burası. Burası şu an Rusya page'inde gelecekmiş. Bugünkü duyuru da öyle diyor. Rusya page'inde ben buraya burası da olacakmış. Burada normal NPC'ler falan var. Buranın önemli olan yeri bileklik yapma materyali. Burayı nasıl açacaklar mı açmayacaklar mı onunla da şüpheliyim. Şuraya geliyorsunuz. Normal bir portalı var. Tıklayalım portalına. Portalına aynı Towers gibi portalda şeyler geçiyorsunuz. Tier 1, Tier 2, Tier 3 öyle geçiyorsunuz. Bazı şeylerde ödülleri var işte. Sunstone veriyor size. Tier 10'da ne veriyormuş? Umarium veriyormuş. Tier 15'te size yeni Akrazum şeyinden veriyor. Öyle gidiyor. Buranın en büyük özelliğinden biri de içeride size Astray veriyor. Astray diyeceksiniz ne işe yarıyor? Bu arada burası sezonluk abiler. Bu sezonun açılması ayın 8'inde açılıyormuş. Ben ödüllerini size tekrardan bir geçeyim. Burada içeride Astray düşüyor. Bu toplardan düşüyor. Bu topları birinci odadan temizledikten sonra topları ikinci odada kullanmanız için çıkıyor. Bu topları alıp şu astral kısmınıza yerleştiriyorsunuz. Bu toplar içeride size set efekti veriyor işte. Intellect veriyor, agility veriyor, bilmem ne veriyor. Öyle bir artı özellik veriyor. Bu topların dışında içeride yine bir welcome denilen bir top var. Bunu tam İngilizce page olarak çevirememişiz biz. Ve bileklik yapımı için gerekli olan malzemeler var. Bu topları welcome denilen topları topladığınızda şu arkadaşa geliyorsunuz. Burada size ödülleri var. Burada item level 400'den başlatmışlar bu arada. Antares token'u veriyormuş 3850. Yani şu 725 dungeon'lı. Yeni Akrazum veriyormuş. Böyle değişik bunlar olacağını düşünmüyorum. Yozmut denilen bir tane bir şey veriyor burada. Bu Palamut'a benzeyen. Bu artı basmada şans oranını yükseltiyor yine. %100 yapıyor gibi şey. Materyal exchange kısmında. Bunlar yine dediğim gibi arkadaşlar bileklik yapımında kullanılıyor. Bunlar da yine bileklik yapımını kullanıyor. Bileklik yapımının NPC'si de şu olabilir. Normal bileklik maviden başlıyor. Tier 3'ten başlıyor. Böyle gidiyor. Normal Epic, Legendary diye gidiyor. En son zaten bu. İçeriden düşürdüğünüz farm stres şeyine göre değişiyor buralar. Normal Rift kısmında böyle. Sezon açılsın. Bu arada burada Kore'de Rift'te ilk 5'e girene 500k gold verler. İşte ilk 10'a girene 50k gold verler. İlk işte 100'e girene bilmem 20k gold verler. Öyle ödülleri vardı.
Kore'de. Bu sezon sezonluk bir yer burası. Aynı şey gibi düşünün. Diablo'nun sezonu oluyor ya. İşte birinci sezon, ikinci sezon, üçüncü sezon, dördüncü sezon diye. Öyle gidiyor acar. Buradan çıkalım. Bir kübe girelim. Küp gelmez dedik. Küp gelmişti. Burası güzel ya. Son tasarladılar ya mekanı. Kübe girdikten sonra bir artı basma yerine gidip yine bir şey yaparız. Şimdi an benim gold'um fazla olmadığı için bakamıyoruz. Artı basma yerine gideriz. Ondan sonra da yine bu bizim bu ay sonu gelecek güncellemedeki Boss Rush'a gideriz. Boss Rush'a sıra gelir mi ondan da emin değilim yani. Vallahi gidelim abi. Şuradan küpten sıra alalım. Bu 500'lük küp, 700'lük küp. 500-700'lük getirilen bilmiyorum. Rejimize bastık abi. Efendi efendi bekliyoruz. Hollow Knight'ımıza. Hollow Knight niye oynadığıma gelirse Bard'ın egemenliğine son verir. Hani şimdi bu sene sözde Kore'de şey de gelecek. Yani bu bayan erkek seçimi olayı da gelecek. Yani karakter bayan da seçip erkek de seçebiliyorsunuz. Bu sezon o da gelecek. Bakalım yani. Oyunun olması gereken bir şeydi aslında da. Bu arada Kore'de Cube Event var. Cube Event'te şöyle bir olay var. 15. odada fail yaptınız diyelim. Şey ya da 16. odada fail yaptınız. 15. odadan sonra kutu veriyorsa kutuyu direkt size veriyor. Fail versiniz bile. Ama 3 tane order shilling'inizi götürüyor. Yani şu an bende 7 var. İçeri gireceğim 4 order shilling'im kalacak. O da küp sırası gelirse. Demin elimize gittik. Neyse kübü beklerken etrafa bakayım ya. Adam var mı diye. Hop bir demonik var. Abi demonik artı 15'e basmış. Hatta 20'ye basmış. Yo 15'miş. 16'ya basmış. 16'da set efektini görüyor musunuz arkadaşın? Götüne yanaşayım şunu. Yani güzel. Bakalım ne basmış bu kitap olarak. Sıra geldi. Dediğim kitaptan basmış. Cosmic Vibrations. Sharp Blood basmış. Groot 3. Level 3'te setin özelliği zaten. Kübü yapalım abiler bir hemen kısaca. Ondan sonra artı basma yere gidelim. Gold'umuz olmadığı için tıkandık. Gündüz girip biraz artı bastım yani. Yalan yok. Gold'u yedim. Normalde Korelilerin mantığı 3 oda geçip kübü bırakmaktı. Ama event'tan dolayı acılar adamlar gidiyor. Adamlar basıp gidiyor. Sonuna kadar fail etme korkusu gelmiyor. Ben sport karakter oynuyorum. Yani ne yapıyorum? Shield açıyorum. Yel basıyorum belli bir oranla. Artıyı koruyorum. Z ve X'lerim zaten Z'yi kullanmam. Kendime mavi skillerim yanıyor zaten. Ekstra efekt duruyor. X'i kullanırsam da bir tane etrafa shield açıyorum. Koruyucu. Onu da gösteririm ben size. Oh, pala. Geldik abiler. Bunu Holy Zemzem diye bir tane buna komut yapmıştım. Sonradan Müslüman yaptık bunu. Misyoner de. Seti zaten misyoner şeyi ya acılar. Şöyle de bir bastık şunu. Hop. Bunlar bizi yedi ya. Verifler de beceriksiz çıktı demonik. Demonik şu an oyunda en yüksek damage vuran karakter acılar. Haberiniz olsun. Pala takılıyoruz bence. Ben pala dönemlerim var benim böyle. Bastık yine set efektimizi. Bu arada Kore'de dediğim gibi her zaman report olayı var. Hata yaparsanız parti arkadaşınız report yapar size. İki demonik mi varmış yani? İkisi. Vallahi iyi gidiyor ya şu an. Last Master geldi ve oyuna bir canlılık geldi. Şimdi Assassin sınıfı da gelse tam böyle şey olur ya. Bir kalabalık falan olur. Yani güvütler dolu, şeyler dolu. İnsanlar başlıyor. VPN olaylarını çözdük biraz. Yani hem bedava VPN olayını çözdük hem de extract'ı zaten çekirse dağıtıyoruz. Bir şekilde bir şeyler yapıyoruz. Yani o yandan şeyimiz kalmadı, sıkıntımız kalmadı.
Lancer geldi. Sen yoksun hacı. Dördüncü hocaya da geçtik. Mor yanıyor. Bu arada modaların rengine göre içeriden ne action geleceği belli oluyor. Zaten biliyorsunuzdur muhtemelen de. Dancer oynayamıyorsun. Lancer oynayamıyormuş ya. Abi X'e bastım, parti buff'ımı açtım şu an. Şu etrafındaki sarı çember içinde kalırsa bu arkadaşlar buff'ımdan yararlanıyor. Büyük bir çember açıyorum değil mi? VP'ni bedava kullan ya. Sıkıntı yok bence. Hazır anlatıcı şekilde bizim Cem Bey yaptı. Ona bir bakarsın dokümana. Free VPN yaz. Ünlem Free VPN. Doküman var. O dokümanı oku. Çok kolay. Bedava kullanırsın. Ünlem Free VPN yazdın mı? Bir komut yaptık Discord'da da. Bedava VPN olayını öyle çözdük yani. Ekstra para vermek istemeyenler için. Aynen öyle bir doküman var. Biz bu kümeneye girmiştik. Gold kasıp çıkmak için artı basmada gold lazım diye. Şimdi ben size goldunuzu iyi tutun dediğimi anlamışsınızdır umarım. Bir gold basışı en az 200 gold istiyor. Artı basışı. E temizlenmiş mi yermiş ya. 7. odadayız da. Oy, Koreliler çok sıkıcı ya valla. Küpte zaten sıkılıyorum. Birkaç gündür en az 20 tane küp yaptım yani. Artık bana da başa geldi. Ben buna bir evin katayım ya. Canım çekti. Şöyle bir şit açayım kendime. Açtım. Demin yemek kattım daha da hazır. Yine bir parti destekleyici şeyimi açayım. Oo, bu boss pis ya. Dediğim gibi sport oynuyorum bu sezon. Sport gidiyoruz yani. Devamlı şey gidecek halimiz yok. Yayının başında da anlattım dediğim gibi. Bu yayını video şeklinde sokacağım hocalar. Yani yararlanmanız açısından. 555'ten sonra ne yapacağınızı yoğun kıtasını. Birazdan artı basma sistemini tamamen tam anlamıyla göstereceğim. Şans oranlarını şeylerini. Ben biraz artılarım benim yüksek diye gösteremedim başından itibaren. Zamana karşı ben de burada yarışıyorum çünkü. Bu arada Emmet da var. Bastım şeyi değil mi? Bastım şey efektimi. 9. Dediğim gibi şu an Kore'de Emmet var. Hangi odada 10. odadan sonra faillerseniz bile 10. odanın ödülünü alıyorsunuz yani. Free VPN ediniz işte. Bedava VPN adam. Adam doküman hazırlamış size. Discord'da da var zaten ya. Free VPN'e Discord'dan da yazıp buradan da yazsanız adamın dokümanını bir güzelce bakın. Orada açık ve net bir şekilde yazmış bence. Yani çözersiniz diye düşünüyorum. Çözemezsiniz de zaten Discord'da bizim Cem abi. Gelip başın etini yiyebilirsiniz yani. Her türlü açık yani. Öyle şeylere. Şey yapın yani. Sormakta çekinmeyen bizim abimize. Pamuk gibidir kendisi zaten. 720 niye veriyorum? Upload'um yüksekliği. Garibanız oğlum biz ne yapak yani? Bağcılar'da oturuyoruz. Ne olacak? 3.5 megabit upload'um var. 10 megabit olsa falan abi 6 megabit verip 1080 verirdim. Ne olacak ya? Bizim hanım da sağ olsun 2022'ye kadar sözleşme imzalamış. Yani Türk Telekom'dan da kurtulamıyorum.
Adam 200 milyonda ek paket istiyor da 5 megabit falan upload verecekmiş de sözde. O da garanti de değil yani. Öyle bir garanti de vermiyor bana. Ben diyorum 1080 yayın yapmak istiyorum. O bana diyor ki sen bir de 200 ver diyor. Zaten 120 veriyorum öyle. $20'ye 10 tattım. 10 nedir lan 20 TL? 11 stage. Biz de istiyoruz 1080 açmaya. Bakalım ya kısmet. Belki koronadan insafa gelirler. Koronadan toplandı yükselttiler diyeceğim de. Abi şerefsiz mi geldi? Kaçıncı oluyoruz? 12. Şu an 725 olması lazım mantık olarak. Yon update'i şu an Antares dungeon'ını açarlar mı bilmiyoruz. Antares dungeon'ı açmayacağını tahmin ediyoruz. Şu an bizim tahminimiz 725. Antares dungeon'a 725 item level'de giriyorsunuz. Çünkü bu setin de sonu 725. 600'lü alıp 725'e kadar basabiliyorsunuz zaten. 725'ten sonra bekleyeceksiniz bu arkadaşları. Antares Dungeon'ı açmadan da. Antares Dungeon'ı açtıktan sonra Antares Mark'tan alıp Antares setini yapacaksınız. Hiç benim potum yokmuş ya. Antares setini de yaptıktan sonra Abyss Raid'ini yapacaksınız. Yani T8 Abyss Raid'ini. Ondan sonra T8 Abyss Raid'ini yaptıktan sonra T9 Abyss Raid setini yapacaksınız. Oyundaki son set. O da 1350 oluyor. Çıkışta gösteririm yine. Şu kübünü bitirebilirsek el vereceğiz gibi geliyor ya da ben öleceğim. Artı basmak için gold'a ihtiyacım vardı da girdim buraya. Bunlar da içimden geçecek benim sanırım. Ya bir şey mi atsam acaba ya? Eve kip atsam diye düşündüm de. Gidiyorsunuz mu lan? Demonic. Demonic ha. Yon kıtasına çıkabilmen ve normal dünya görevleri yani bu history görevleri yapabilmenin item level sınırı 545 acı. Yani 545'te bırakmanın hiçbir şeyi yok, sıkıntısı yok bence. Zaten bu kıta ayak basıp ilk görevi yapman sana diyor ki 545 misin diyor. Yani 545 olup bırakmanız sizin için bir sıkıntı olmaz. Yetiştiremeyen arkadaşlar için diyorum. Yani illa 555 yapmanıza gerek yok. Bu arada bu saatten sonra bir karakteri en fazla şey yapabilirsiniz. Yani iki karakter en fazla kasabilirsiniz. İki, yani öyle 5-6 karakterle ben gideceğim diye bir olay yok. Onu da açık ve net söyleyeyim. Çünkü gold yetiştiremezsiniz. Materyal yetiştiremezsiniz. Yani benden açıkça ve net söylüyorum. Bir karakteri şey yapabilirsiniz. Tamam konuşuruz ha Alper'cim. Sen gel kardeşim gel. Yani bir karakteri abanabilirsiniz bu saatten sonra. İkinci karakter lüks. Ben abanırım derseniz bilmiyorum hani yetiştirebilirseniz helal olsun size. Ama çok zor. Benim tavsiyem bir karakter seçin artık. Main karakteriniz artık hangisiyse. 15. odaymış ya. Ben patladım. Main karakter bir tane seçin onunla yoğunlaşın. İşte Destroyer mi oynayacaksın? Warlock mu oynayacaksın? İşte Lance Master mı oynayacaksın? Ona göre abanın. Onun dışında abanmayın. Ha diyeceksin ben biriyle oynayayım. Sonra bilet gelince öbürü yine yeni gelen karakterlere geçerim. O da çok mantıklı. O da olabilir yani. Niye olmasın? Olabilir yani öyle. Ama bilet bundan sonraki gelecek bilet bu arada 555 item level olacak acar. Normal yine 385 gelmeyecek. Çünkü bu kıtaya çıkabilmeniz için 545 olmanız lazımdı. Oğlum ne yapıyor lan bu dengesiz? Neyse ben mobları temizleyeyim ya. Bunlar kessin onu. Onlar da kesmiyor ezikler ya. Kestiler mi acaba? Tamam sıkıntı yok ya. Bombaca geldim zaten kesin patlarım.
Bizim bombacada taktiğimiz şu an Rusya'da. Arkadaşlar öğretmeye çalışıyorum da hala öğrenemiyorum, bizim elemanlar var. Köşelerde beklemek. Birbirinin üstüne bombacı patlatmamak. Bak bu elemanlar gelip bombacı üstünde patlatabilir. Şöyle bir seedimizi açtık. Lan insafsız bir HP recovery falan, bir buff falan gelmedi ya. Bombacı beni es geçti ha. Vallahi. Hop. Siz hoş gelmişsiniz. Allah'ın demonu ölmüş ya. Ezik herif. Fazla geldi üstüme ya. Bundan kurtulursam helal olsun bana. Kurtuldum. Vallahi potus gibi geldim. Neyse 17'de bitti. 13 dakikada bitirmişiz. Şimdi verdi gold'u göstereceğim. Kaç gold verdiğini. Ama üzülmek üzülmek yok acılar. Yani ona göre Rusya'ya kıyaslayamayalım. Tamam mı? O param yok. Şey Evet'ten de almayı unutmuşum potlarımı. Girmişim öyle yani. Üstümü başımı da yakmışım ya. Saat 9 oldu mu hala? Bizim hoca ezan şey vaaz veriyor. Nerede abi kutu? Tançet. Hop 419 gold verdi. İyi, bu sefer 500 vermedi. Şurada tamirci mamirci var mı ya? Dışarıda yaptırırım üstümü başıma. Şimdi gidelim artı basma yerine. Gold'umuz yok dedim ya. 581 gold'umuz oldu. Şu artı basma yerine gidelim. Bu şans oranlarını falan göstereyim ben size. Basma yerine gidelim. Abla şimdi artı basma yerine geldik. Ben önceden stun stun yükledim. Materyaller bunlar. Bu sefer de şey yetmiyor. 2400. Vay vay vay. Ha, buna yetiyor. 8. Artı 8'den artı 9'a. Şunu. Aha. Ulan bir tane bakabildim ya. Şimdi abiler. Artı 8'den artı 9'a şans oranınız %25'miş. Aklınızda olsun. Diyor ki burada %25 şans oranım var diyor. Artı 8'den artı 9'a. Sen bunu diyor ki bu alttaki materyaller, yani şans oranını yükseltme materyallerini elinde varsa, Action Arts'tan çektin, işte Evolve'dan çektin, Cash Shop'tan aldın diyelim. Varsa en fazla %67'ye kadar çekebilirsin diyor bunları. Şu sağdaki itemleri karıştırmayayım. Bunlar sonradan oyuna eklenecek. Deminki dediğimiz yer vardı ya, bir tane bileklik Customs Rift. Buradan eklerseniz bunu şanssız %100 yapıyor hatta. Bu ayrı bir şey. Bunu düşünmek de sıkıntı. Yani diyor ki buradaki materyalleri full basabilirseniz diyor %67 şansınız olacak. Bastım mı direkt bu geçiyor şu an. Ben bunu hatta yayında, canlı yayında basayım. Materyal ne istiyormuş? 15 tane galaktiküm istiyormuş. 3 tane bu yeni akrazumdan istiyormuş. Ben bunu daha önce basmıştım sanırım, yanmıştı. Evet, sabahleyin bastım, yanmıştı. Ne istiyor? 269 gold'umuzu istiyor. 1547. 560 da sunstone'ımızı istiyor. Artı 5'ten artı 6'ya. Şans oranına bakalım abiler. Şans oranı %54. Sabah liman bunu yaktığım için biraz şans oranı yükselmiş. En fazla bunu %96'ya kadar yükseltebiliyormuşum. Elimde şu materyallerden kalmadı. Bir bakayım abi çantaya mantaya ya. Çantama bakayım. Yine akrazundan varmış. Sen ne varsın? Bilet varmışın. Onun dışında var mı kutu abi üstünde? Yok. Şeye bir bakayım abi. Ana çantama bir bakayım. Şans oranı yükseltecek materyal varsa bir basayım yani. Boşu boşuna yakmayayım. Abiler abiler abiler. Ne yapalım? Şurada böyle bir tane kutum gelmiş. Burada da materyal şeyleri varmış. Burada lavamız yok abiler, anlaşıldı. Fakiriz yani. Lavamız yok. Yedim bitirdim herhalde. Akrazumlarım koymuşum kutuya çevirip aynen. Bileğit kasıyorum bir yandan da. Bileği de aktarmak için. Elim abi artıyı basalım. Yapacak bir şey yok. O şans oranına basacağız. Artı 5'ten artı 6'ya abi sunstone'ımızı yükledik. Gold 269 gold istiyor.
Ekipman repo'ya geldik. Artı basma şans oranımızı yükseltirdik. Hiçbir materyalımız elimizde yok. Fak fakiriz. %54 şans oranla basıyoruz. Ay de bismillah. Bastık abi, geçti. Yanmadı. Abi geçti. 5'ten 6'ya geçti. Ne oldu? İtem levelimiz 650'den 660 olmuş. 10 arttırıyor. Ne yapıyor? Bu saatten sonra şans oranı yok. 6'dan 8'e kadar sanırım. Ne yapıyoruz abi? Sunstone yüklüyoruz. Sunstone'ımız bitti. Fak fakiriz. Bunu %100 yapamayınca basamıyorsun. Öyle bir kaldık yani. Bu sefer de Sunstone bitti. Yani Sunstone'da dungeonlardan farmlanmanız lazım. Yoğun kıtasındaki dungeon'ı farmlarsınız. Galaktik'in 45 tane istiyormuş. 31k gold'un şeylik istiyormuş. Yani gümüş paranız istiyormuş. İtem levelimiz kaç oldu abi? Şu yazı gitsin ya. 684 oldu item levelimiz. Olay bu abiler. Ben yani aklımla dilim döndüğünce anlattım. Hani sorularınız mı da varsa acılar, şey yapalım. Cevaplamaya çalışayım bildiğim kadarıyla. Sanırım en yüksek item leveli ulaşmış Türk de benim sanırım. Yani hala oyunda. Yoksa da yayını kapatacağım. Var mı herhangi bir sorunuz? İşte abi ben şurada bir takıldım ya da şurada bir şey oldu, kafam basmadı dediniz. Setimizi nasıl tamamlayacağımızı gösterdim. Setimizi nasıl alacağımız yerleri gösterdim. Artı basmanın tamamen tamamlamalarına değil de püf noktalarını gösterdim. Onun dışında bir boss rush kaldı. Boss rush da uzun yani. O gereksiz bir yer. İçeri giriyorsunuz, boss spam oluyor. Onları kestikçe token geliyor. Token'u aldıktan sonra da gidip NPC'den seal book'unuzu alıyorsunuz. Boss rush'taki bu ayki güncellemede gelecekmiş, Rusya güncellemesine. Boss rush geliyor 1, rift geliyor 2. Rift de yerine gittik. Güncel aldığı şilik kasmanının yeri 1, dungeon'lara girmek. Yani bu gösterdim. Dungeon'lar nereden başlıyor abiler? Infinite Garden. Black Anvil Workshop'tan başlıyor bu. Yine set parçası aldığımız yerler. Buradan dungeon'ları kasıp Sunstone 1 kasabilirsiniz. Şilik kasabilirsiniz 2. Küp yapabilirsiniz 3. Şilik kasmanın yöntemlerinden biri. Onun dışında yani başka da bir yöntemi yok fazla. Yani dediğim gibi dungeon'lar ve küpler yani. Şilingin aynı. Bir de bol bol görev yapmak. Zaten buraya yapınca da bir görevimiz var. Şu an burada önemli olan püf nokta nedir? Altın map'lerinizi açmanız. Altın map'inizi açabilmeniz için şu Romantic Weapon denilen müziği almanız lazım. İkinci önemli nokta, bu saatten sonra materyal Easy Hears yapıyorum, onun dışında tırttım. Shilling kas. Valla Rusya için de aynı şey geçerli. Küp kasacaksın yani. Shilling en güzel küpten kasılıyor. Onu ben size söyleyeyim. İkincisi en önemli nokta şu materyal mapler. Materyal map. Bu şu altın map. Müzik isteyenler altın map. Bunlar materyal map. Bunlara bu saatten sonra, yoğun kıtasından sonra 4 kişi olarak girmeye çalışın. Niye diyeceksiniz, niye 4 kişi olarak girmeye çalışalım? Drop oranı yükseliyor. Oyuna drop oranı mantığı getiriyorlar bu kıtadan sonra. Yani 4 kişi girersiniz drop olarak daha çok şey düşüyor. İçeride bu yeni akrazümler düşüyor. Galaktikum, Uranyum ve Sunstone çuvalları düşüyor. Bunu ben size tavsiye ederim. Yani sorarsanız. Onun dışında dediğim gibi boss rush geliyor. Rift mantığı geliyor. Yoğun kıtasına item set 600 başlıyoruz. 600 nereden alacağımızı gösterdim. Artı basma olayı geliyor. Artı basma da şans oranı geliyor oyuna. Onun dışında da burada da boss mapleri var. Boss map dediğimiz yani. Şu boss var, zordur. Tiffany denilen bir boss. Bunun tam anlamı aslında bu değil ama öyle çevirmiş bizim developer arkadaşlar. Türkçe page'de biz bakarız, önerileri açacağız yani. İsmini başka bir şey koyabiliriz. Bu arada Türkçe page'imiz bitti değil. Ana şeyler bitti. Yayına sokacağız. İlk güncellemede. Page'in ilk güncellemesini. Developer'larla öyle bir anlaşmamız var. Türkçe butonuna tıkladığınız zaman artık oyunu Türkçe oynayabileceksiniz yani. Ana menülerini. Sonraki hikaye kısmından da girdileri yapıyoruz. Her güncellemede güncelleyeceğiz onu. Ha diyeceksiniz biter mi? Biter inşallah ya. Yani bir 278 bin yakın bir cümle var. Cümle, diyalog falan var. Diyeceklerim abiler benim bunlar. Yani yayını sonlandırıyorum artık. Assassin sınıfını Blade ve Demonic'i Haziran Temmuz gibi bekliyorum.
Demon Knight'tan sonra şöyle şahıs geliyor, Hollow Knight geliyor, support karakterimiz. Yani Bard oynamak isteyip ama Bard'a pek DPS çıkarmanı düşünen arkadaşlar için birebir kaptan. Hollow Knight'tan sonra bu sene Kore'ye iki tane sınıf geliyor. Biri sanırım Hunter tarafına gelecek, Octo tarafına gelecek. Biri de Magician tarafına gelecek diye düşünüyorum ben. Öyle tahminler var. Onun dışında oyun şu an nedir abicim? Bizim Yonk kıtası. Bu tarafta şurada yayın ilk başında gösterdim günlük görevleri abancanız ya. Burada Roander'imiz zaten hemen köşemizde. Buradayız zaten takılıyoruz. Yon'dan sonra da bu Python kıtası gelecek. Bu Python kıtası da Python kıtası da abiler Asasyanları kıtası. Etrafta kan dehşet, kan gövde götürüyor. Şimdi gelelim Arcana'ya. Arcana ve Summoner'a buff geldiler. Rusya'da berbat. Arcana PvP'de tanrı gibi bir şey yani. Şu an Rusya'da biliyorsunuz. Ama Lance Master'dan sonra dengeler ne oldu bilmiyorum tam olarak da. Ben çünkü bir haftadır PvP yapmıyorum Summoner'la. Çünkü Lance Master G20 adam gelip R1 adamı indiriyor aşağıya. Pek hoşuma gitmedi. Şu an Arcana ve Summoner'a buff geldi. Kore'de. Yani şu an durumları iyi. Rusya'da şöyle bir sıkıntı var. Hiçbir karaktere nerf vurmuyorlar. Şu an bu karakterde mesela Hollow Knight'ta Kore'de aynı şey bunun için de geçerli. Her karakterde %10 statı falan şey yüksekti bu karakterin. Ve PvP'de şu an ilk 10'da ilk 5 tanesi şu an bu Grandmaster Hollow Knight. Böyle bir saçmalık var yani. İlk 10'da 5 tanesi Hollow Knight. Çok saçma. Bu karakter support ama pek support gibi yapıştırmıyor acılar. Böyle bir salaklığı var. Bir önemli haber daha var. Şöyle bir olay var. Normalde bildiğiniz gibi burada Action House'da şöyle gidelim Action House'a. Burada normalde Action House'da avatar satılıyor abiler. Normalde oyunun özünde avatar var abiler. Ne demek abi? Oyunun özünde avatar var. Yani burada 1150 gold verince şu avatarınızı alabiliyorsunuz abiler. Rusya'da bu olayı getireceklermiş. Oyuncu kaybından dolayı. Oyunda şu an %45'e yakın bir oyuncu kaybı var. Yani Discord'larında bir 15 bin kişi falan gitmiş yani derse. Normalde onlarınki daha kalabalıktı. Artık geri böyle avatar, binek, pet. Şöyle de ne var? Şurada da mount'lar var. Bineklerimiz var. Binek falan alabileceksiniz acılar. Şu kurta ne para vermişler daha. 3100 bakmış. Yani şu bulutu satmaya başladılar biliyorsunuz Rusya'da. Bunları artık benim gözlem burada 6500 gold alacağım bunu yine tekrardan. Artık binek peti alma ihtimaliniz varmış Rusya'da. Getirmeyi düşünüyorlarmış. Şimdi bunlar normalde bu oyla getirmediler. Niyeymiş? Oyuncu istemiyormuş. Yalan, böyle bir şey yok. Kendileri para kazanmak için yani en büyük yaptığı hatalardan biri. Şimdi bir anket düzenliyorlar. Geçen Discord'da yayın dedim. Biz niye oyuncu kaybettik diye. Siz bu yüzden oyuncu kaybettiniz. Oyunun özünü kaybettirip şu peti gidip mesela şeyle sattılar şerefsizler. Yoho nerede? Yoho da şurada bir yerdeydi. Yoho'nun peti de var, çok güzel. Artık yani dediğim gibi Action House'da binek pet şeyler satılma ihtimali %70'e çıkmış. Oyuncu kaybından dolayı öyle diyorlar. Bakalım artık yani. Olay bunlar. Yayını bitiriyorum. Kendinize iyi bakın abiler. Yine bakalım yani arz talep olursa bir yayın daha yaparız. Yani yemeğe bir eksik olduğum yerler vardır. Atladığım yerler. İşte şu artı basmada şunu atladın. İşte bilmem neydi. Nisan ayının son haftası gelecek. Ya 22'si ya da 29'una gelme ihtimali var. 22'si demişler sanırım ama tam bakmamıyorum. Boss Rush Rift gelecek. İşte dedim, tekrar etmekten sıkıldım çünkü. Buralar gelecek. Yon kıtası böyle bir yer. Ne demek? Yine herhangi bir sıkıntınız olursa ya vallahi artık yapacak bir şey yok. Sonra ben abi bu nasıldı bu nasıldı diye deyip duruyorlar Discord'da. Yine bir Discord'da sorularınız falan varsa Discord'dayız zaten biz. Oradan cevapları